Ramazan ayında sindirim problemleri çok yaygın bir şekilde görülür. Gastrit, reflü, mide yanması, mide ekşimesi, karın krampları ve kabızlık dahil olmak üzere çok yaygın bir şekilde sindirim problemlerinin görüldüğünü söyleyebiliriz Ramazan dönemi için. Bunu tabii etkileyen birçok faktör var. Bunlardan özellikle ilki öğün sayısının azalması, su tüketiminin ve aktivite seviyesinin azaltılması ve Ramazan'la ilişkili olabilen bazı metabolizma ile ilişkili olan değişiklikler nedeniyle sindirim problemlerinin yaygın bir şekilde görülebildiğini söyleyebiliriz. Bu hususta neler yapabiliriz beslenme açısından? Bunlara değinecek olursak, ilk önce yemeklerimizi hazırlama aşamasında biraz daha baharatsız, acısız, kremasız ve mümkünse özellikle sindirim problemleri olanlar için salçasız şekilde hazırlanabilir. Bunun yanı sıra yağda kızartma, kavurma gibi hazırlama yöntemlerinin yerine daha sağlıklı olan teknikler kullanılarak mevcut yağ alımı azaltılabilir. Buna ek olarak özellikle sıvı alımının desteklenmesi açısından komposto, hoşaf gibi besinlerin tüketimleri sağlanabilir. Diğer bir husus da aslında sıvı alımıyla da ilişkili olabilecek kabızlık problemidir. Gerek aktivite seviyesindeki azalmalar, gerek biraz önce söylediğim faktörler nedeniyle aslında kabızlık çok yaygın görülen bir problem ve bunun sıklığının azaltılması açısından posa alımı daha yüksek olacak şekilde tam buğday ürünlerinin tüketimi, sebze meyve tüketiminin teşvik edilmesi hususunda bazı stratejiler geliştirilebilir. Bunlara ek olarak yine sağlıklı bakteri içeriği olan bazı özel süt ürünlerinin tüketimleri yine teşvik edilebilir kabızlığı azaltmak açısından. Bunların hepsine ek olarak belki de en önemlisi sıvı alımının desteklenmesidir. Günde en az 12-14 su bardağı olacak şekilde sıvı alımının sağlanması kabızlığın önlenmesi açısından yine çok önemli bir nokta olacaktır.